Evet, herkese selamlar, herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Tarihsel bilginin üretim süreci konusuyla karşınızdayız. Hadi kemerleri bağlayın, hız kesmeden başlayalım. İlk olarak tabii ki öğrenme çıktılarımızda nere göreceğiz? Yani tarihin 9. sınıf konusunda tarihsel bilginin üretim sürecini ele alacağız. Peki, tabii ki anahtar kavramlarımız neler olacak? Deney, gözlem, tarihe yardımcı bilim dalları, tarih kaynakları, kanıt, olay ve belgeyi arkadaşlar anahtar kelimelerimiz olarak ele alacağız. Peki temel kabullerimiz neler olacak? Tarihsel bilginin üretim sürecini çözümleyebilmeniz beklenmektedir diyeceğiz temel kabullerde. Hadi gelelim bakalım üretim sürecinde neler var? Tarihsel bilginin üretim sürecindeki aşamalarda nesnel bir yaklaşım benimsenmektedir. Tarihi olaylar tekrarlanmadığı için gözlem ve deney yapılamaz. Bakın bazı tarih hocalar der ya tarih tekerrür etti yani tekrar etti. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani siz Fatih Sultan Mehmet Han'ı tekrar kaldırıp da hadi bir İstanbul'un fethini yap tekrar görelim deme ihtimaliniz var mı? Tabii ki yok. O yüzden de arkadaşlar gözlemi ve deneyi yapamazsınız. Gözlemi ve deneyi kimyada yaparsınız, fizikte yaparsınız ama tarihe deney gözlem ne yapılamaz? Yapılamaz diyeceğiz. Fen bilimlerinde ve diğer sosyal bilimlerde olduğu gibi sistemli bir şekilde veri toplanır ve bu veriler analiz edilir. Bu süreçte diğer bilim dallarından da yararlanır. Çünkü tarih başka bilim dallarından yarar sağlamak zorundadır. Peki tarihe yardımcı bilim dalları neler? Hadi kemerleri bağlayın şöyle bir düşünelim birlikte. Şimdi ben sizin elinize diş fırçasını verdim. Dedim ki gidin burayı kazacağız dedim. Ama kazmadan önce bölgeyi tespit etmem lazım. Bölgeyle ilgili yardım sağlamam gerekiyor. Yer anlamında tespiti kim sağlayacak dersem tabii ki coğrafya biliminden yararlanacağım. Coğrafya yeryüzünü fiziki, ekonomik, beşeri ve siyasi yönlerden inceleyen bir bilim dalı olacak. İncelememizi gerçekleştirdik. Sonrasında bölgeyle ilgili kazı çalışması yapacağız. Elinize diş fırçasını verdim. Dedim ki kazın burayı dedim. Peki kazı anlamında bana yarar kim sağlayacak dersem tabii ki arkeoloji bu anlamda bana yarar sağlayacak. Arkeoloji kazı yoluyla toprak ve su altındaki maddi kalıntıları ne yapacak ortaya çıkartacak diyeceksiniz. Şimdi toprağı kazdım arkadaşlar o döneme ait toplumsal bir yapıya rastladım. Toplumun sorunlarını gördüm. Toplumsuzluğun dinamiklerini görmeye başladım. Peki toplum anlamına bana kim yarar sağlayacak dersem tabii ki sosyoloji diyeceksiniz. Sosyolojide toplumları ve toplumsal olayların neden ve etkilerini inceleyen bir bilim dalı olduğunu göreceğiz. Kazılık toprağı o döneme ait devletler arası bir antlaşmaya, fermana ve bir berata rastladım. O zaman devletler arası bir anlaşmayı ve inceleyeceksem o zaman bir bilim dalına ihtiyacım var. Peki kim yarar sağlayacak dersek diplomatik bu anlamda yarar sağlayacak. Diplomatik diyecek ki resmi belgeleri cins, şekil ve içerik bakımından inceleyen bilim dalıdır. Hemen buraya arkadaşlar bir anekdot geçeceğim. Dünyada ilk yazılı anlaşma kime aittir dersem Mısırlarla Hititler arasında yapılan Kadeş Anlaşması dünyanın bilinen ilk yazılı neyidir? Antlaşması olarak ne yapılmakta bilinmekte. Şimdi toprağı kazdım. O döneme ait Tonguç'un armasına rastladım. Bak, Tonguç'un armasına rastladım dedim. Şimdi arma anlamında bana yarar sağlayacak bir bilim dalına ihtiyacım var. Peki armaları inceleyen bilim dalı hangisidir dersek heraldik diyorsunuz. Heraldik resmi belgelerdeki mühür, arma ve özel işaretleri inceleyen bir bilim dalıdır. Toprağı kazıdık. Kazıdıktan sonra bir kitabe ama kitabenin üzerinde de geçmişe ait bir yazıya rastladım. O yüzden de eski yazıları inceleyen bilim dalına başvuracağım. Tabii ki bu da paleografya olacak. Geçmişte kullanılan yazı çeşitlerini ve bu yazıların özelliklerini inceleyen bir bilim dalı olarak ne yapacaksınız paleografyayı bileceğiz. Akabinde tabii ki kitabeyi göreceğiz. Bu kitabeyi incelemem lazım. Kitabe anlamında bana kim yarar sağlayacak dersek tabii ki epigrafya yani epigrafi diyeceksiniz. Epigrafi kitabeler üzerindeki yazıları şekil ve içerik bakımından inceleyen bilim dalıdır. Yani aklınıza direkt ne gelsin? Kitabe ne yapacak? Gelecek. Şimdi toprağı kazdık. Kazmaya devam ettik. Kazdıktan sonra da arkadaşlar o döneme ait bir kültürel eşyaya rastladım. Bakın kültürel eşyaya rastladık. Kültürü incelemem lazım. Peki kültürü incelemek için ne yapmam gerekiyor? Ankara'da bulunan Etnografya Müzesi'ne gideceğim. Aklına buradan gelsin. Etnografya arkadaşlar neye yarıyor dersek de etnografya toplumların yaşayışlarını, hayat tarzlarını, örf ve adetlerini inceleyen bir bilim dalıdır.
Geldik. Yine toprağa kazıdım. O döneme ait arkadaşlar bulacağım bir kafatası var. Ama bu kafatasının hangi ırka ait olduğunu ne yapmam gerekiyor? Bilmem gerekiyor. Peki ırkları inceleyen bilim dalı hangisi olacak dersek? Antropoloji diyeceksiniz. Antropoloji de arkadaşlar ırk anlamında bize ne sağlayacak? Yara sağlayacak diyeceğiz. Geldim. Sonrasında devam ettik. Bu süreç içerisinde dile rastladım. Hangi dile ait olduğunu bilmem gerekiyor. Filoloji, diloloji. Bakın filoloji, diloloji dedim. Çağrışımı buradan yapmanızı istiyorum. Filoloji de hangi anlamda yarar sağlayacak? Günümüzde ve geçmişte koşullanan dilleri ve bu dillerin geçmişlerini inceleyen bir bilim dalı olduğunu ne yapmanız lazım? Bilmeniz gerekmekte. Aynı zamanda geldik. Şimdi gittiniz annenize babanıza dediniz ki ya dediniz ben öyle bir Tonguç'taki tarih dersini bir dinledim ki öyle böyle değil dedim. Anneniz babanıza dedi ki sana aferin dedi. Sen dedin ki anneye babaya kardeşim beni övme bana ne ver para ver dediniz. E peki bu insanlar parayı nereden çekmesi lazım? Bankamatikten. E sen tarihte neyden çekeceksin? Nümizmatikten çekeceğiz. Bakın bankamatik, nümizmatik. Çağrışımı buradan yapmanızı istiyorum. Nümizmatik o zaman ne bilimi diyeceğiz? Para bilimi, bir devletin veya uygarlığın siyasi, ekonomik ve kültürel yapısı hakkında bilgi veren, para ve madalyaları inceleyen bir bilim dalı olarak olduğunu ne yapman gerekiyor? Bilmen gerekiyor. Toprağa kazıdık, o döneme ait neye rastladım? Bir kemiğe rastladım. Ama kemiğin yaşını hesaplamam lazım. Bu yüzden de karbon 14 diye adlandırdığım bir test önüme çıkacak. Yani kimyadan ne yapacağız biz? Değerlendirme alacağız. Bu yüzden de bir buluntu veya belgenin gerçek olup olmadığını ya da hangi döneme ait olduğunu ortaya çıkarırken kendisinden yararlanan bilim dalıdır. Karbon 14 testi diye adlandırdığım nokta. Kronolojiye geleceğiz. Zaman akıp gidiyor değil mi? Dur demek olmaz diyeceksiniz. Kronoloji ise bana zaman ve takvim anlamında ne sağlayacak? Yarar sağlayacak. Yani geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını tespit ederek ne yapacak? Bana sıralayacak. Yani sen şunu çok rahatlıkla söylüyorsun. Fatih Sultan Mehmet 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul'u fethetti. Sultan Alparslan yine 26 Ağustos 1071 yılında Anadolu'nun kapılarını Türklere açtı diyorsunuz. Bakın hep kim neyi kullandık? Kronoloji kelimesini kullandık. Kronoloji tarihi kullandık. Bu yüzden de kronolojide neden ve sonuç ilişkisini tespit edebilmek için en önemli noktalardan bir tanesinin kronoloji olduğunu ne yapmanız gerekiyor? Bilmeniz lazım. Peki gelelim tarih arkadaşlar. Arkadaşlar tabii ki yardımcı bilim dallarını almasının yanı sıra kaynaklara da ihtiyaç duymak zorunda. Hadi gelin birlikte kaynaklarımıza bakalım. Şimdi geçmişte yaşanmış olaylara ait her türlü yazısız veya yazılı belgeye kaynak ne yapılır? Denir. Tarihçiler tarihsel bilginin üretim sürecinde çeşitli kaynaklar kullanmaktadır. Bu kaynaklar genel olarak birinci elden veya ikinci elden kaynaklı olarak isimlendirilmiştir. Şimdi sen kazı çalışması yaptın. O döneme ait bulduğun orijinal eserler birinci el kaynakken ama onunla ilgili bir makale, bir kitap yazıyorsan ikinci el kaynak olur. Mesela örnek verelim arkadaşlar. Kim söyleyebiliriz? Şimdi dedim ki Topkapı Sarayı dedik. Şimdi Osmanlı dönemine ait o dönemki eser. O zaman birinci el kaynak oldu. Ama şu anda görüyorsunuz İlber Ortaylı'nın Türklerin Tarihi kitabı dersem kaçıncı el kaynak olacak? İkinci el kaynak olarak alacaksınız. Çünkü İlber Hoca burada yorumunu katacak, fikrini katacak. Bu yüzden de ikinci el kaynak olacak. Ama mesela deseydik ki Atatürk'ün Nutuk adlı eseri deseydik birinci el yine kaynak olarak alırsınız. Çünkü birinci elden aynı kaynak ve kişiden ne yapıyordu? Çıkıyordu diyeceğiz. Bakın tanımda da ne diyor? Birinci el kaynaklar olayların yaşandığı dönemde ya da bu dönemden hemen sonra oluşan veya oluşturulan özgün kaynaklardır. Kitabe, abide, arkeolojik buluntu ve benzeri unsurlar diyoruz. İkinci el kaynaklar ise olayların yaşanmasından çok daha sonra birinci elden kaynaklara dayandırılarak ortaya konulmuştur. Mesela İlber Ortaylı'nın dedik ki Türklerin Tarihi kitabı adlı eseri ikinci el kaynak içerisinde ne yapmakta? Yer almakta. Peki siz kaynağı arıyorsunuz ama kaynağı kaç aşamaya ayıracağız dersek 4 aşamaya ayıracaksınız. Sözlü kaynaklar, yazılı kaynaklar, gerçek eşya ve nesneler, sesli ve görüntülü kaynaklar şeklinde 4 kısımda ele alacağım. Dedim ki sözlü kaynaklarda Tonguç'un 9. sınıf öğrencileri yazılıda öyle bir destan yazacaklar ki beyaz atlara binip gidecekler. Ve gidecekler ve biz onlara kanatlanıp uçtuklarında destansı hikayelerini anlatacağız. Bakın o zaman arkadaşlar dedim ki bir destanlarımız var. Tabii ki siz 9. sınıfın çocukları 1. yazılıda neler olacaksınız?
efsaneler haline geleceksiniz. Yine menkıbeler arkadaşlar, yine bu anlamda bana ne sağlayacak? Yarar sağlayacak diyeceğiz. Peki geldim. O döneme ait arkadaşlar, yazıdan olmadan önceki dönem eşya ve nesnelerde neler var? Yani arkeolojik kazıntılar buldum. Neler söyleyebilirsiniz bunlara? İşte kıyafetler diyebiliriz, kapkacaklar diyebiliriz, silahlar diyebilirsiniz, mezarlar diyebilirim, kemikler diyebiliriz. Yine çeşitlendirecek olacak olursak arkadaşlar, o döneme ait mimari eserler olabilir. Çünkü bunların hepsi yazıdan önceki de eşyalar olduğu için gerçek eşya ve nesneler içerisine ne yapmakta? Girmekte. Bazen öğrenciler şu soruyu soruyor. Hocam paralar da girer. Hayır arkadaşlar, paralar girmez. Varsa yanınızda bir 1 lira çıkarın. 1 liranın üzerinde yazı görüyorsunuz. O zaman arkadaşlar para hangi kaynağın içine girecek? Tabii ki yazılı kaynakların içine ne yapmaktadır? Girmektedir diyeceksiniz. Gelelim yazılı kaynaklara bakalım o zaman. Yazılı kaynaklarda ilk olarak tabii ki klasik tabletler, kitabeler, kronikler, fermanlar, beratlar, atlaslar, kitaplar, haritalar. Bunların hepsi yazılı kaynağın içerisine girecek. Sesli ve görüntülü kaynaklar. Ahanda şu anda bakın, sesli ve görüntülü bir kaynak yapıyorum ben. Ses kayıt cihazları, video kayıt bantları, resimler, fotoğraflar, bunlar bizim için sesli ve görüntülü kaynakların içinde ne yapmaktadır? Yer almakta diyeceğiz. Geldik tabii ki kaynaklara, şöyle biraz daha açalım. Nelere örnek vereceğiz dersek. Sözlü kaynaklara bakın, mesela Oğuz Kağan Destanı, Satuk Buğrahan Menkıbesi, Dede Korkut Hikayeleri, Nilabüngen Destanı, Gılgamış, İlayda ve Odeysa, arkadaşlar Manas Destanları bizim için önemli destanlar. Yazılı kaynaklar, mektuplar, arşivler, kil tabletler, kitabeler, tarih kitapları, ders kitapları, paralar ve gazeteler bizim olmazsa olmazı arkadaşlar, yazılı kaynağın içinde yer almakta. Sesli görüntülü kaynakları daha önce söyledik ya, YouTube dedik, ama belgeseller, video ve ses kayıt cihazları, haritalar, fotoğraflar bunlar içerisine girer. Gerçek eşya ve nesneler, arkeolojik kalıntılar, silahlar, süs eşyaları da bizim için önemli kaynaklar içinde ne yapmaktadır? Yer almaktadır diyoruz. Peki tarihsel bilginin üretim sürecine devam edelim. Tarihsel bilginin üretim sürecinde öncelikle araştırma yapmak istenilen konuyla ilgili bir problem belirlenir. Hangi konuyu belirleyeceğiz diye. Sonra bu araştırmada problemin sınırlarını zaman, mekan ve içerik açısından belirlemek için sorular sorulur. İşte Avrupa tarihini mi işleyeceğiz? Osmanlı tarihini mi inceleyeceğiz? Ya da Asya tarihini mi göreceğiz? Ya da ilk çağdaki uygarlıklara mı bakacağız? Bakın, zaman belli, mekan belli, içerik belli gibi önce bir soruları sormam lazım kendine. Akabinde bu soruların sorulmasından hem de cevapların aranması aşamalarında belli bir plan doğrultusunda ne yapılmalıdır? Hareket edilmelidir. Tarihçiler seçtikleri konu ya da araştırma problemi çerçevesinde ilgili kaynakları tarar ve kullanabilecekleri kaynakları belirlerler. Bu aşamada kütüphaneler, arşivler, müzeler, tarihi mekanlar, genel ağ siteleri üzerinde kapsamlı bir araştırma yapılır. Araştırmaları yaparız. Ona göre bir ne yaparsınız? Yol haritası çizersiniz. Bu yol haritasının sonrasında toplanan bilgiler sınıflandırıldıktan sonra eleştirisel bir yaklaşımla ele alınır. Yani bu kaynağın doğru olup olmadığı sorularını kendimize sorarız. Sonra kaynaklardan elde edilen bilgilerin sınırlı olması durumunda farklı kaynaklara başvurularak bilgi toplama işi yeniden ele geçirilir. Sonra tarihsel bilginin üretim sürecinde kullanılacak kaynaklar gerçeklik ve güvenilirlik açısından dikkatle sorgulanmalı, kaynaktaki bilgilerin doğru olup olmadığı belirlenmelidir. Ayrıca farklı bakış açılarını yansıtan çok sayıda kaynaktan yararlanmak, ortaya konan tarihsel bilginin güvenliğinde ve geçerliliğinde ne yapacaktır? Bizim için arttıracaktır diyeceğiz. Tarihçiler kaynakları inceleme ve sorgulama aşamalarında bilimsel yöntemler kullanırlar. İnceleme esnasında kaynakların türü, yazarı, tarihi, oluşum şekli, konumu, dijital kimliği, uzantısı gibi temel unsurlar belirlenmelidir. Daha sonra da kaynaklarda herhangi bir çelişki, tutarsızlık, belirsizlik, boşluk ve propaganda, önyargı veya yönlendirme olup olmadığı tespit edilir ve böylece kaynaklar sınırlı, geçerlilik ve güvenlik açısından sorgulanmalıdır. Aslında arkadaşlar biz buna ne kuralı diyoruz? 5T kuralı diyeceksiniz. Aslında tarama, daha sonrasında tahlil, tasnif, tenkip ve terkip diye adlandırdığımız kavramları ne yaparsınız? Elden
alırız. İşte biz bu araştırma ve sorgulama kavramına 5D kuralı diye ne yapacağız? Adlandıracaksınız. Tarihçiler eserlerini ortaya koymadan önce kaynaklardaki kanıt ve bilgileri eleştirisel bir yaklaşımla yorumlamalı ve bunları ele aldıktaki problem çerçevesinde değerlendirmelidir. Bu süreçte kullanılan kaynaklardaki içeriğin ana fikri veya kaynaklarda geçen şahıs, yer, zaman gibi unsurların özellikleri belirlenmelidir. Kaynaklarda verilen olay ve olgularla ilişkin her türlü bilgi ortaya konmalıyken elde edilen kanıt ve bilgiler o dönemin şartları göz önünde bulundurularak yorumlanmalıdır. Tarihçiler özgün ve bilimsel bir eser ortaya koyarken yararlandıkları kaynaklara atıf yapmalı ve bu kaynakları eserin kaynakça bölümünde göstermelidir. Kaynakçanın belirtilmesi yapılan çalışmanın güvenliğini arttırdığı gibi bilimsel ve mesleki etik açısından da zorunlu olarak ne yapacağız biz? Ele alacaksınız. Şimdi araştırmaya adım adım gidelim. Birinci araştırmamız araştırma konusunun belirlenmesi ve sürenin planlanmasını yaparız. Sonrasında kaynaklardan bilgi toplamaya başlayacağız. Üçüncü adımız kaynakların incelenmesini göreceğiz. Dördüncü adımda ise kaynakların sorgulanması. Beşinci adımda kaynaklardan elde edilen bilgilerin yorumlanması. Altıncı adım ise araştırma raporunun hazırlanmasıdır. Ve son olarak da doğru adıma doğru ne yaparsınız? İlerlersiniz. Şimdi tarih ve zaman kavramını şöyle genel hattıyla şöyle bir ele alalım. Şimdi bakın arkadaşlar, tarih nedir sorusunu soruyorduk, hatırlayın genel ünitemizde. Tarih insan topluluklarının geçmişte yaşadığı olayları yer zaman sebep sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayandırarak objektif bir şekilde ele alan bir bilim dalıdır. Peki tarihin konusu çeşitlendirilir mi? Evet, askeri tarihi görürsünüz. Siyasi tarihi, sosyal, ekonomik, kültürel, dini ve mimari konulara ayrılabilir. Tarihin yöntemi nedir? Kaynakta tarama, deney yok, gözlemin olmadığını, yasal oluşturulamaz, meydana geldiği zamana göre ne yapılabilir? Değerlendirilir. Yine kaynaklarım nelerdir dersen, olayın geçtiği döneme ait birinci el kaynakları görürsünüz. İşte o döneme ait orijinal eserler. Bir de ikinci el kaynaklar vardır. Kitap ve ansiklopedi bizim için önemli nokta. Kaynakların sınıflandırılması yazılı, sözlü ve sesli ve görüntülü gerçek eşyalardır. Neden tarihtir? Milli kimliğimiz ön plana çıkar, aidiyet duygumuz artar, ortak bir hafızamız vardır. Araştırma belirleyicisi çok yönlüdür, empati kurarız, manevi değerleri bağlayacağız. Bugünü anlamaya değer katacak bize. O yüzden bunu bilmem lazım. Tarihi dönemlendirirken çağlara ayıracağız. Avrupa merkezli bir tarih olduğunu göreceksiniz. Yine insanoğlu ilk kez ay esaslı yani Sümerler'de ve güneş esaslı takvimi de Mısırlar'da göreceksiniz. Peki Türkler bugüne kadar kaç farklı takvim kullanmıştır dersem 5 farklı takvim kullanacak. İlk olarak 12 hayvanlı Türk takvimi, daha sonrasında İslamiyet kabul etmesiyle birlikte İlk kez hicri takvim ay esaslı diyeceksiniz. Yine Büyük Selçuklu Devleti'nde Celaleddin Melikşah'ın Ömer Hayyam'a hazırlattığı takvim olan Celali takvim güneş esaslı. Yine Rumi takvim, yine Osmanlı Devleti'nde mali işleri düzenleyebilmek için bir takvim yine güneş esaslı. Milat takviminde yine bugün kullandığımız takvimlerden bir tanesi diyorsunuz. Hangisi farklıdır derse hicri takvimi farklı diyeceksiniz. Bir de unutmuyorsunuz arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti bugün iki farklı takvim kullanmakta. İlki dini günleri belirleyebilmek için hicri takvim. Bir de arkadaşlar günlük hayatımızı devam ettirdiğimiz tabii ki hangi takvim diyorsunuz? Milat takvim diyeceğiz. Konu biterken biz neyi gördük? Tarihsel bilginin üretim sürecini, bu süreç içerisindeki yaşanan aşamaları ele aldık. Tarihçilerin neler yapmasını, hangi yardımcı bilim dallarından yararlanması gerektiğini gördük. Şimdi her zaman yaptığımız gibi size mükemmel bir ödüllü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.